Selamünaleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, ailenizin çeyrek ünlüsü, fakirli akşam haberlerine hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ne var ne yok? İnşallah iyisinizdir. Gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. Hemen hemen her gün video paylaşıyoruz. Bildirim gelmese bile kanalımıza girip videolarımızı izleyebilirsiniz. Videomuza geçelim. AKP'li Bülent Turan, Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü iddia ediyor. Hatta gururla söylüyorum ki Çin'den sonra büyüyen ikinci ülkeyiz. Tabii. Yani inandırabilmek için gururla söylüyorum diyor. Ya bir Allah'ın kulu da çıkıp nasıl büyüdük Bülent? Anlat bakalım dese acaba ne diyecek ya? Yani Avrupa'dan 200 bin liraya arabaları getirip kendi insanımıza 500 bin liraya, 600 bin liraya orta segment fakir arabasını kakalayarak mı acaba büyüdük? He? Avrupa'da 1 milyon olmayan arabayı biz burada 7 milyona, 8 milyona millete kakalayarak mı büyüdük Bülent? Biz nasıl büyüyoruz Bülent? Allah aşkına ya. Doğru düzgün sanayimiz bile yok. Bir Allah'ın kulu sorsun, o da cevap versin. Tabii sormak sıkıntı. Terörist derler. Tabii terörist derler, FETÖ'cü derler. Yani olmaz, sormamak lazım. Ne so aman canım boş ver. Bülent dediyse doğrudur. Evet, evet. Bülent dediyse doğru. Büyümüşüzdür kardeş. Yani koskoca adam yani yalan mı söyleyecek? Düşündürücü. Habertürk'ün genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Taliban'ın İslam'dan anlayışıyla bizim İslam'dan anlayışımız arasında uçsuz bucaksız gökyüzü kadar fark var demiş. Yani adamlar kafa kesiyor, siz de cebizi dolduruyorsunuz. Evet. Aranızda uçsuz bucaksız fark varmış Hakan'cığım. He? Vay be. Şimdi bunlar senin şahsi düşüncelerin mi? Yoksa reisimizden izin alarak, ona onaylatarak söylediğin sözler mi? Şu anda biz askerimizi Afganistan'a göndermeye çalışıyoruz. Reis oradaki teröristleri ikna etmeye çalışıyor. Tabii. Sizinle aynı inanca sahibiz diyor. Şimdi oradaki teröristler kalkar Türkiye'deki haberleri bir izleyelim. Hani orada bizimle ilgili nasıl haberler yapılıyor der. Sonra da senin bu haberine denk gelirler. Ahmetciğim. Sonra reisi arar derler ki ya reis, Ahmet Hakan diye bir sakallı biri var. Bizimle ilgili böyle böyle söylüyor. Vallahi biz çok kızdık. Çok darıldık derler. Reis çok kızar. Tabii. Sonra yarın bir bakmışız. Ahmet Hakan Habertürk'teki görevinden ayrıldı. Acaba niye? Yoksa Taliban yüzünden mi? Düşündürücü. Türkiye krizi fırsata çevirenler ülkesi. Bunlardan birisi de İzmir'de bir restoran sahibi kapıya yazmış aşı olmayanlar giremez. Sen kimsin ya? Daha dün koronadan dolayı 20 gün kapanma oldu. Acınızdan ölüyordunuz, ağlıyordunuz be. He? Şimdi kalkmış kapıya böyle bir şey asmışsın. Vay efendim, aşıyı destekliyorum. Destek amaçlı. He. Madem aşıyı destekliyorsun, İzmir'de yaşayan arkadaşlar da bunun dükkanına gitmesinler. Tabii. Gitmesinler. Bakalım ne kadar o kağıt orada duracak. Ne kadar dayanabileceksin. Gitmeyin abi. Madem krizi fırsata çeviriyor. Yani kimseye zorla bir şey yaptıramazsın. Zorla aşı olmak nedir ya? Sana ne kardeşim? Hür iradesi değil mi insanların? Olur olmaz. Yani. Senin ülkende vaka sayısı 30 bine 40 bine gelmiş. Sırf turist gelsin diye vaka sayısını bir ay içerisinde 5000'e düşürüyorsun. Kapıları turiste açıyorsun. Delta virüsü diye saçma sapan bir virüsün gelmesine sebep oluyorsun. Bak vaka sayısı 5000'e düşmüşken bunu yapıyorsun. Sonra da hadi gelin aşı olun, tekrardan vaka sayısı artıyor. Bu ne pehriz, bu ne hıyar turşusu ya. Düşündürücü. Kayseri'de sarraflık yapan baba oğul 100 kişiyi dolandırmış. İyi yapmışlar la valla. Millete demişler ki altınızı getirin. Size kar payı verelim.
Altın, dolar, euro kime ne geçirmişlerse 100 kişiyi dolandırmışlar. Toplamda 30 milyon TL cukkalamışlar, kaçmışlar. Tam da kaçamamışlar. Şimdi az para götürdükleri için hani ülkeden çıkmaları için verecekleri rüşveti karşılamıyoruz. 30 milyon para mı lan? Yani karşılamadığı için de Türkiye'den çıkamamışlar. Yakalanmışlar. Ya hırsızlık konusunda problemimiz var arkadaşlar. Yani gözümüzün önünde çok deneyimli hırsızlar var. Onlardan ders almıyoruz, ibret almıyoruz. Yani onları bir izlesek, bir görsek, nasıl hırsızlık yapıyorlar, bir keşfetsek olayı, tabii bir analiz yapsak biz de rahat hırsızlık yapacağız, ama işte bizim insanımız kor, görmüyor önündeki hırsızı, görmediği için de çalarken hemen yakalanıyor tabii. Tecrübeli hırsızlardan eğitim alın tabii. Düşündürücü. Türkiye'de birilerinin oyunu bitmiyor. Sürekli oyun oynuyorlar. Bu oyunlara yenisi ekleniyor. Suriyeliler, mülteciler. Bunlarla ilgili yeni bir tartışma gündeme geldi. Bir taraf gitsin diyor, bir taraf kalsın kardeşimiz diyor falan. Şimdi arkadaşlar, bugün sosyal medyada birileri bu afişi paylaştılar. Afişte de saat 17'de Saraçhane'de Suriyeliler gitmiyoruz mitingi yapıyoruz falan filan. Dükkanlarınızı kapatın gelin, açmıyoruz dükkanları. Bu afiş 2019 yılına ait arkadaşlar. Tarihi değiştirmişler, sanki bugün paylaşılmış gibi arkadaşlar. Birileri oyun oynuyor. Aman dikkat edin. Aman dikkat edin. Hele ki Türkiye seçime doğru giderken. Seçime zaten o halde gidiyoruz. Birileri artık seçimi kim kaybedecekse, bu seçimden kim zararlı çıkacaksa, Suriyeliler üzerinden Türkiye'yi karıştırmak, iç karışıklık çıkarmak onların işine gelir. Onun için dikkatli olmak lazım. Dikkat etmek lazım. Onların ekmeğine yağ sürmemek lazım. Tabii. Seçime gidilir. Kazanan gelir. Suriyelileri göndermek isterse gönderir. Göndermek istemezse yapacak bir şey yok. Ne yapalım sonuçta? Onun için bu tarz provokasyonlara gelmeyelim. Sosyal medya burası. Sosyal medyada her şey paylaşılıyor. Aman dikkatli olalım arkadaşlar. Tokyo 2020 olimpiyatlarına A milli kadın voleybol takımımız Çin'i 3-0 yenerek başladı. Tebrik ediyoruz. İnşallah daha başarılı olurlar. Ya spor bu. Yenmek var, yenilmek var. Bugün de mağlup olmuşlar galiba. Olabilir. Yani biz bu tarz olimpiyatların, bu tarz oyunların hemen peşi sıra, yani olayın İslami boyutunu tartışıyoruz. Hocanın bir tanesi çıkıyor bir şey söylüyor. Herkes o hocaya yükleniyor falan. Ya tamam hocam, sen de haklısın. Sen de diyeceksin ki kardeş, ben İslam dini ne diyorsa onu söylüyorum. Okey, bak hocam, senin İslam dinin kadınların, erkeklerin giyimine, kuşamına karışıyor. Hırsızlığa da karışıyor. Yolsuzluğa da karışıyor. Devletin malına gasp etmeye de karışıyor. Milletin malına, mülküne çökmeye de karışıyor. Bunları niye söylemiyor? Siyasetçilerin yediği nanelere değinmiyor mu senin İslam dinin? Yoksa iş siyasetçilere geldiği zaman Yusuf Yusuf, sıradan insana geldiği zaman o İslam din. Onun için biz diyoruz Türkiye'de iki tane din var. Biri zenginlerin, biri fakirlerin dini. Fakirlere her şey günah, zenginlere her şey sevap. O hale getirdiniz abi. İnsanlar tepki gösterdikleri zaman da bunlar İslam dinine düşman. Biz size düşmanız. Sizin gibi zihniyetlere düşmanız. Bizim İslam diniyle bir alıp veremediğimiz yok kardeş. Sizin gibi hocalarla alıp veremediğimiz var. Yani adamına göre muamele yapıyorsunuz abi. Sade sen değil, senin nezdinde hepsi böyle. Çıkar menfaat. Adam uyuşturucu satıyorlar. Yasaklı madde satıyorlar. Bunun ticaretini yapıyorlar. Bir Allah'ın kulu ses çıkarmıyor hoca olarak. Demek ki İslam dini buna müsaade ediyor. Sonra da vay efendim, kadınların giymiş olduğu şort, işte kıyafet. Güreşçi de aynı kıyafeti giyiyor. Ataspor'un ya senin. Erkek güreşçilerimizin giymiş olduğu mayolara bak bakalım. Hamza Yerlikaya'dan başla. Yavrum ey.
bu zamana kadar? Diz kapağının üstünde namahrem günah. He? Ya. Düşündürücü. Türkiye'nin mülteci problemi. Efendim onlar bizim kardeşimiz, misafirimiz dediler. Neredeyse ülkenin tapusunu mültecilerin üzerine yaptılar. Dün AKP'li Yasin Altay bir itirafta bulunmuştu. Dünkü videomuzda vardı. AKP gitse bile Suriyeliler gitmez. Artık nasıl bir sözleşmeye imza attılarsa, kollarını nasıl kaptırdılarsa, hani adam AKP gitse bile Suriyeliler gitmez diyor. Kılıçdaroğlu'nun Suriyelileri göndereceğim demesine bakmayın, gönderemez diyor. Acaba neden gönderemez? Niye gönderemez? Efendim bahane olarak da Suriyeliler giderse ekonomi, ya zaten ekonomim mi kalmış kardeşim? Ekonominin çökmemiş hali bu mu? Ekonomi çökermiş. Geç bunu kardeş. Nasıl bir şeye siz imza attınız ki? He? Bu Suriyelileri kendi ülkelerine bile gönderemiyorsun. Bazı arkadaşlar efendim ülkede savaş olduğundan dolayı Suriyelilerin gitmemesi lazım. Bayram ziyaretine gidiyorlar. Bayramda kapılar açıldı. Bavulunu alan gitti. Bu nasıl savaş? Bu nasıl savaş kardeşim? Manyak mısınız siz lan? Ha? Bu nasıl savaş ya? Yani savaşın olduğu ülkeye bayram ziyaretine gidilir mi lan? Yani bilmiyorum. Türkiye'de millete yani oksijen yerine helyum gazı mı koklatıyorlar, ne yapıyorlar? Anlamak mümkün değil. Efendim, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan'ın işte mültecilerin bu ziyareti uzun sürdü, artık yeter diyor. Mültecilere farklı fatura çıkartacağız, 10 katı zamcıklı. Bizim vatandaşlarımıza farklı fatura çıkartacağız. Tanju Özkan'a ırkçısın sen, faşistsin sen, şöylesin sen, böylesin sen. Ya aynısını Erdoğan yapıyor. Avrupa'yı mülteciler üzerinden tehdit ediyor. Kardeşim dediği Suriyeliler, Müslümanız dediği, kardeşiz dediği, yoldaşız dediği, he? Onlar bizim misafirimiz, Allah dostu dediği Suriyelileri, mültecileri sınıra döküp Avrupa'yı tehdit ediyor. Avrupa'yı tehdit ederken bir Allah'ın kulu çıkıp demiyor ki faşistsin. Tabii ırkçısın. Erdoğan yaparken haklı. Yani Bolu Belediye Başkanı bunu yaparken abi burada suyu farklı tarifeden geçirmek istiyor. İyi de kardeşim, benim ülkemde ucuz işçi olarak çalışıyorlar. Onlar yüzünden biz iş bulamıyoruz diyor insanlar. Bunu zaten AKP'li bakanlar, Erdoğan'ın danışmanları da itiraf ediyorlar. Suriyeliler giderse işte sanayinin olduğu birçok şehrimiz çöker. Niye? Ucuz işçi. He. Ucuz ucuz çalışsınlar. Sigorta yok. Kim kazanıyor? İşveren kazanıyor. Kim kaybediyor? Sen kaybediyorsun. Bu ülkenin insanı olan sen, vergisini veren sen kaybediyorsun. Ya. Ama bakanın umurunda mı değil? Danışmanın umurunda mı değil? Yağlı ekmek bulmuş. Girmiş meclise milletvekili. Bir koltuk vermişler adama bir şekilde. Ona göre dünya güzel. Olan sana oluyor, anlamıyorsun. Ya. Bunlar bizim kardeşimiz, bunlar bizim kardeşimiz değil. Tayyip bunlara kardeşimiz diyorsa bir çıkar ve menfaati vardır. Erdoğan'ın çıkarı ve menfaati olmayan kimseye kardeşim demediğini biliyorsunuz. Her şey çıkar ve menfaat. Bugün Avrupa 3 kuruş para vermesin, İlk Erdoğan gönderir bunları. Bugün Tanju'ya ırkçı diyenler, yarın Erdoğan bunları göndersin, para alamıyorum diye Allah razı olsun reis derler. Bunlar ikiyüzlüler. Bunların böyle konuştuğuna bakmayın. AKP'li Nagihan. Efendim Suriyeliler bizim kardeşimiz, Tanju'ya rağmen kardeşimiz. Ya sen önce Bankasya'dan aldığın parayı öde ya. Sen bırak Suriyelileri ya. Hey yavrum hey. Ya Suriyeli gördüğünüz mü var lan? Oturduğunuz semtlerde bir tane Suriyeli bulamazsın. Yani sen gel bakayım bir Suriyelilerin arasına, bir Afganların arasına, bir onlarla beraber bir yaşa. Sıradan insanlar ne yaşıyor bir gör. Ondan sonra de ki kardeşim bunlar bizim kardeşimiz.
Akıl alır gibi değil ya. Bunları anlamak zor gerçekten. Yani bunları anlamak için öyle uğraşmaya da gerek yok. Ya çıkıyor hukuk profesörü müydü neydi? Ersan Hoca, Ersan Şen. Yarın öbürsü gün bu mülteciler Türkiye'de ucuz işçi olarak çalıştıklarından dolayı Türkiye'yi dava edebilir. Hakkını arayabilir. Bak mülteci olarak almışım. Bizimkiler bunları çalıştırıyor ucuz işçi olarak. Yarın öbürsü gün sigortasız çalıştırdıkları için, haklarını vermedikleri için bunlar dava edecekler, haklarını alacaklar. Ersan Beyciğim, bilgine, birikimine okey, eyvallah. Tamam, bir şey demiyoruz da. Kardeş, bu ülkenin cumhurbaşkanı ülkenin anayasasını, adaletini, hukukunu yerle bir etmiş. Ülkede hukuk yok, adalet yok. Kafasına göre. Her şey kafasına göre gidiyor birinin. Yani bugün Erdoğan bu konuda taviz vermiyorsa yarın başka biri geldiğinde tek adam rejimi illaki devam edecek. O da taviz vermeyecek. Yarın bakarsın Suriyelileri, Afganları, mültecileri göndermek için ikinci bir operasyon yapılır Türkiye'de. Afgan operasyonu, Suriyeli operasyonu. Yapılmaz deme, yapılabilir Ersan Beyciğim. Yani yeter ki Türkiye'ye göndermek istesin. Ha Türkiye bunları göndermek istediğinde Avrupa'nın vereceği tepkiyi biliyoruz. Avrupa diyecek ki biz bunlar için kaç para veriyoruz size? 3 milyon. Milyar. Artık her ne zıkkımsa. Abi ona çıkardım. Yeter ki gönderme. Gelen iktidar da parayı görünce diyecek ki kardeşim ben bunları göndermeyeyim. Ne de olsa daha fazla para arıyorum. Çünkü ülke ekonomisi kötü. Her şeyimizi satmışız. Oradan gelecek olan 3 kuruş paraya kalmışız. Yani bugün AKP gitsin yerine kim gelirse gelsin. Gelen diyecek ki kardeş bu ülke batmış. Demeyecek mi? Diyecek. Ben Suriyelileri gönderim diyecek. Avrupa'da diyecek ki ölmüşlerinin hayrına gönderme kardeş ben sana daha fazla para veririm diyecek. Yani gelen iktidarda diyecek ki benim sıcak paraya ihtiyacım var. En iyisi evet diyeyim. Ha, bu bizim başımıza her türlü bela olacak. Bunun dışında Suriyeliler bugün işte İstanbul Saraçhane'de toplanıyorlarmış. Gitmiyoruz mitingi yapıyorlarmış. Gitmiyoruz kardeş bizi gönderemez. İşin ada bindi. Değer verdik deliye geldi sıçtı halıya muhabbetine döndü. Ya bilmiyorum ya. Avrupa'dan bakıldığında dün bir arkadaşla konuşuyorum. Diyor işte bize burada aynı muameleyi yapsalar abi biz ister miyiz falan filan. Tanju Özkan'ın bu işte farklı fatura muhabbetinden dolayı mültecilere. Kardeşim dedim sen Avrupa'da hangi şartlarda yaşıyorsun? Avrupa'da herhangi bir ülkeye gittiğinde gidiyoruz da bize biz Türkiye'den geldik veya Türk pasaportumuz var. Bunlara birinci sınıf muamele yapalım mı diyorlar. Yok. Kendi vatandaşıyla hemen hemen aynı statüde değerlendiriyor. Vergi alıyor, her şeyini yapıyor. Ama Türkiye böyle değil. Türkiye'de yani doğru düzgün pasaportu olmayan ne diyeceği belirsiz bu mülteciler birinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Ya sıra beklerken bile birinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor diyorum. İnanmıyorlar ya. İnanmıyor arkadaşlar. Hani Avrupa'da yaşayanlara böyle uçuk bir şeymiş gibi geliyor ama Türkiye'ye gidin ne olduğunu görün abi yani. Daha ne diyeyim yani bununla ilgili hastanedeki doktorlar mı konuşsun? Nasıl önceliklere sahip olduklarını anlamak mümkün değil. Nasıl anlatacaksın ki bunlara? Düşündürücü. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul'un reklam filmini yayınladı. Turist çekebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi reklamı izledim. Ya dedim biz bu ülkeye dedim niye gitmedik dedim ya. Lan biz bu ülkenin var olduğunu bilmiyoruz. Bu nasıl güzel bir ülke dedim ha. Düşünseniz abi ezan yok. Sela yok. Yani bunların olmadığı bir reklam filmi. Sokakta herkes dans ediyor falan. Köprülerimiz ha olmazsa olmaz. Ayasofya'mız, Galata'mız falan. Dolmabahçe'miz. Yani isteyince oluyor. İsteyince oluyor. Belli ki yavaş yavaş AKP'nin gideceği belli. Gelecek olanlar da
Hani bu reklam filmleriyle evet artık yavaş yavaş biz geliyoruz demeye başlamış. Normalde AKP'liler kesinlikle böyle bir reklam filmi çekmezler. Çektirmezler. Hele ezanın olmadığı videonun sonunda bir Es-salatu vesselam böyle bir selanın olmadığı bir reklam filmi İstanbul'u tanıtır mı? Tanıtmaz arkadaşlar. Düşündürücü. AKP'li Ali İhsan Yavuz vatandaşları aşı olmaya davet ediyor ve diyor ki Cumhurbaşkanımız aşı oldu. Yani aşının herhangi bir problemi olsaydı Cumhurbaşkanımız aşı olur muydu? Geçmişte de hiçbir şey olmasa da elbet bir şey olmuştur diyen adamsın sen. Ya Cumhurbaşkanımız sıradan vatandaşlarla aynı aşıyı olmuyorsa, sıradan vatandaşlarımız kötü aşı, Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı olduğundan dolayı kaliteli aşı oluyorsa, olur mu? Olur Ali İhsan. Geçen sarayda uyuyordu Cumhurbaşkanımız. Belki de aşının yan etkileri Ali İhsan. Aşı olduğundan dolayı aşı yan etki göstermeye başlamış olabilir Ali İhsan. Ondan dolayı Cumhurbaşkanımız sarayda uyuyor Ali İhsan. Yarın belki de arabanın üstünde uyuyacak Ali İhsan. Ya şimdi arkadaşlar, bizim İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, doktorlarımız, tabii profesörlerimiz hepsi her kafadan bir ses çıkardığı için, kimin ne dediği doğru düzgün belli olmadığı için insanlar güvenemiyor. Güvenemiyor. Güvenemediği için de insanlar aşı olmuyor. Yani Sağlık Bakanı, sürekli videolarımda söylüyorum. Yani Sağlık Bakanı'nın ileride ne gibi zararları olacak bilmiyoruz dediği bir aşıdan bahsediyoruz. İleride ne gibi zararının olacağını bilmiyoruz. Yani biz kobayız. Bütün insanlık kobay, sadece Türkiye değil. Deneme yanılma. Ya ben niye kobay olayım diye insanlar. Böyle düşünüyor yani. Ki en doğal hakları Ali İhsan. Tokyo 2020 olimpiyatlarında judo dalında İsrailli rakibiyle karşılaşmak istemeyen Cezayirli judocu maçtan çekilmişti. Efendim Filistin'e destek oluyormuş. Bugün de Sudanlı judocu İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için maçtan çekildi. Ya turnuvadan çekildi. Ya efendim sonra da açıklama yapmış. Filistin'in bu mücadelesi benim mücadelemden daha önemli. Ne oldu? Sen şimdi İsrailli rakibinle karşılaşmadın. Yani Filistin orada zafer mi kazanmış oldu? Yani ben sporcunun zeki, çevik, ahlaklı olanını severim sözünü bir kenara bırakıp artık ben sporcunun salak, aptal, mal olanını severime doğru gidiyoruz yani. Sen çıkacaksın sahaya. İsrailli rakibini yeneceksin. Ondan sonra Filistin diye bağıracaksın böyle. Bunu yapacaksın. Tamam mı? Ya da Filistin'e selam olsun. Onların işareti de yok ki lan. Neyse sen oradan AKP işareti yap. Reise selam çak yeter. Lan bu da Rabia. Yok bu Rabia'ydı. Bu Mısır. Pardon. Lan hatlar karıştı anasını satayım. Vallahi billahi. Ya düşündürücü. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu izlemediyseniz, bildirim gelmediyse buradan izleyebilirsiniz. Videolarımızı beğenerek, like atarak, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mühkem bakın. Sıfatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.